Merhabalar, gün mutfağıma hoş geldiniz. Hep birlikte şifon kek ile yaş pasta hazırlayalım. Pastamızı hazırlamak için ilk önce 7 adet yumurtanın akını ayıralım ve geniş bir kap içerisine alalım. Üzerine bir fiske tuz serpelim. Diğer kabımızın içerisine ise 6 adet yumurtanın sarısını ilave edelim. Yumurta sarılarının üzerine ise 250 gram toz şeker. Mutfak tartısı ile tartarak ölçün lütfen. Üzerine 120 gram sıvı yağ ilave edelim. 2 su bardağı portakal suyu ilave ediyoruz. Ve hepsini birlikte karıştıralım. Şekerler eriyinceye dek iyice çırpalım. Bir adet portakalın kabuğunu rendelemiştik. Onu da ilave ediyoruz. Bu aşamada biraz da mikser ile çırpalım. Şekerlerimiz iyice erimiş olsun. Gram tarttığım unumu da ilave ediyorum. Üzerine bir paket kabartma tozu ve bir paket de vanilya ekledikten sonra çırpmaya devam edelim. Bir spatula yardımı ile kabımızın kenarındaki unları da karışımımızın içerisine katalım ve spatulamız ile karıştıralım. Kek hamurumuz akışkan kıvamı ile artık hazır. Yumurta aklarımızı çırpmaya geçelim. Bu aşamada 7 adet yumurtanın akını kabımızın içerisine almıştık. Üzerine bir fiske tuz ilave ettik ve 50 gram toz şeker ilave ettik. Toz şeker ilave ederken çekmemişim. Kusura bakmayın lütfen ama sizler unutmayın. 50 gram da toz şeker ilave edeceksiniz yumurta aklarının içerisine. Ve sert tepecikler oluşuncaya dek yumurta akımızı çırpmaya devam etmeliyiz. Yumurta akımız da artık hazır. Şimdi yumurta sarılı karışımımızın içerisine yumurta akımızı iki parçada ilave edeceğiz ve her ilave ettiğimizde spatulamız ile söndürmeden karıştırarak birbirine karıştıracağız.
Ben hızlandırılmış olarak çektiğim için hareketlerimi çok hızlı görüyorsunuz. Sizler daha nazik ve söndürmeden birbirine karıştırın. Ve kek kalıbımızı alalım. Kek kalıbımızın içerisine yağ sürmeden hamur karışımımızı ilave ediyoruz. Kekimizin hamurunu kelepçeli kalıbımızın içerisine dökelim ve fırına götürelim. ...170 derecede 50-55 dakika kadar pişirdim. Gördüğünüz gibi en az 5 santim kadar kabardı. Çok daha fazla kabarmasını isterseniz bir boy daha küçük kalıp kullanabilirsiniz. Dinlendirdikten sonra pastamızın iç malzemelerini sürebilmek için ortadan iki kesiyorum ve hazır bekletiyorum. Bu arada kekimizi hafif ıslatıyorum. Dilerseniz ıslatmayabilirsiniz de ama yaş pasta kıvamı verebilmek için ıslattım. Hazırlamış olduğum krem şanti ile iç malzemesini doldurmaya başladım. Krem şanti hazırlamayı biliyorsunuzdur. Mutlaka paketin üzerindeki kullanım kılavuzuna göre bir paket krem şantiyi bir su bardağı süt ile çırpıyorum. Katılaşıyor ve buzdolabında soğutuyorum. Bu şekilde krem şantimiz de hazır. Dilerseniz pastacı kreması da kullanabilirsiniz. Pastacı kreması nasıl yapılır? Bunu da anlattığım videom var. Bunu da info box'a linkini ekleyeceğim. Lütfen oradan ulaşabilirsiniz. İçerisine dilediğiniz meyveyi yerleştirebilirsiniz. Ben muz dilimledim. Ve çikolatalı süslerden ilave ettim. İkinci parçamızı da kapatalım ve üst kısmını biraz keselim. Krem şanti ile gül şekiller vererek üzerini de süsledim ve çeşitli meyveler ile de ortasını doldurdum ve meyvelerin üzerine birer kaşık bal gezdiriyorum. Dilediğiniz meyveler ile süsleyebileceğiniz nefis bir yaş pasta ortaya çıkardık. Sizler de mutlaka denemelisiniz. Çok beğeneceğinizden eminim. Kanalımda portakallı şifon keki sade olarak hazırladığım videomu da bulabilirsiniz. Tarifimi mutlaka denemenizi öneriyorum. Çünkü lezzeti başka hiçbir kekte bulamayacağınız bir lezzet. Bu lezzeti denediğinizde sonuç hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Mutlaka bizi de bilgilendirin. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomuzu beğeni ve yorumlarınızla desteklerseniz çok seviniriz. Sosyal medyanızda da paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Tarifimizi daha çok kişiye ulaştırmış oluruz böylece. Kanalıma abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Kanalıma abone olabilmek için kanalımdaki abone ol yazısını tıkladığınızda, eğer daha önceden açılmış bir Gmail hesabınız var ise buradan oturum açarak kanala giriş sağlayabilirsiniz. Kanala giriş sağladıktan sonra abone ol yazısına tıkladığınızda otomatikmen abone olacaksınız ve kanalımızda yayınlanmış olan bütün tariflerden ilk önce sizler haberdar olacaksınız.
Baklamamız gördüğünüz gibi artık hazır. Yarım saat, bir saat kadar da buzdolabında dinlendirdikten sonra artık servis edebilirsiniz. Doğum günlerinizde, gün masalarınızda rahatlıkla ikram edebileceğiniz şahane bir lezzet. Tekrar yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Tekrar gelecek olan videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.